çocuklar. Bugün sizlerle Türkçe dersimize devam ediyoruz. En son sizlerle neyi işlemiştik? Tümcenin ögelerinden yüklem ve özneyi işlemiştik. Bugün de üçüncü ögemiz tümleci işleyeceğiz. Dersimize başlarken Türkçe defterlerimiz önümüzde açık. Gördüğünüz bu tahtayı defterlerinize not alıyorsunuz. Biz konumuzu işlemeye başlıyoruz. Şimdi tümleç. Biz ne konuştuk sizinle özne ve yüklemi işlerken? Önce cümlenin hangi ögesini buluyorum ben? Önce yüklemi buluyorum. Metin dün gece hastalanmış. Bu cümlede iş, oluş, hareket, yapılan bir şey, işi bildiren ifade hangisi? Hastalanmış. Hastalanmış ne? Yüklem. Soruyorum, kim hastalanmış? İşi yapan kişi kim? Metin. Metin ne? Özne. Peki, şimdi özneyi dün buldum. Diğer öge, Metin ne zaman hastalanmış? Ne zaman hastalanmış Metin? Dün gece. O zaman dün gece burada ne oluyor? Dün gece burada tümleç oluyor. Dün gece sözcük öbeği yüklemin zamanını, ne zaman öznenin hastalanmış olduğunu belirtiyor. Dün gece sözcük öbeği nedir? Tümleçtir. Ezgi Tuzla'da oturuyor. Önce hangi ögeyi buluyorum konuştuk? Yüklemi. Burada iş, oluş, hareket bildiren ifade yüklem hangisi? Oturuyor. Yüklem. Soruyorum, kim oturuyor? İşi yapan kişi kim? Ezgi. Ezgi ne? Özne. Ezgi nerede oturuyor? Ezgi Tuzla'da oturuyor. Tuzla'da o zaman nedir? Tümleç. Bu yüklemin yerine nerede oturulduğunu belirtiyor. Sonra diyoruz ki o zaman tanımımız ne? Yüklem ve özne dışındaki sözcük ya da sözcük öbekleri tümleçtir. Tümleçler yüklemin bildirdiği iş, oluş ya da hareketi, yerini, zamanını, durumunu, nedenini ve benzeri ifadeleri belirtir. He. O zaman bakıyorum örneğime. Bora fotoğraf çektirmiş. Önce neyi buluyorum ben? Önce yüklemi. Yüklem ne? Çektirmiş. İş oluş hareket biliyor. Kim çektirmiş? Bora çektirmiş. Bora ne çektirmiş? Fotoğraf. Fotoğraf o zaman nedir? Tümleç. Ben şimdi özneyi bulmak için yükleme soru soruyorum. Tümleç bulmak için de kime soru soruyorum yine? Yükleme. Önce yükleme buluyorum. Soruları yükleme soruyorum. Tümleci bulmak için yükleme. Ne? Neyi? Kimi? Kimleri? Kime? Kimde? Kimden? Neden? Nerede? Nereden? Nasıl? Ne zaman? Nereye? Ne kadar? Sorularından birini soruyorum. Şimdi ben özneyi bulurken de ne, kim gibi ifadeleri kullanıyordum. Ama burada tümleçte fark ne? Özne, işi yapan kişi. Tümleç ne? Buradaki yeri, zamanı, durumu ya da nedeni bildiriyor. İşi yapan kişi değil. Şimdi örneklerimize akıllı tahtamızdan, Türkçe sevincinden örnekleri çözerek devam edeceğiz. Akıllı tahtaya geçiyoruz şimdi. Türkçe sevinci kitabımızdan devam ediyoruz. Türkçe Sevinci kitabının sayfa 178'i açarsın. Türkçe Sevinci kitabımıza devam ediyoruz. Sayfa 178'i açtınız. Örneklerimizi hep birlikte çözeceğiz. Şimdi örneğimizde ne diyor? Direkt kapıyı açtı. Önce neyi buluyorum ben? Yüklemi. İş oluş hareket bildiren ifade açtı. Kim açtı? İşi yapan kişi. Dilek, özne. Soruyorum yükleme. Neyi açtı? Kapıyı. Tümleç. Devam ediyorum ikinciyle. Gürsel okuldan dönüyor. Şimdi burada iş, oluş, hareket bildiren ifade hangisi? Dönüyor. Dönüyor ne? Yüklem. Yükleme soruyorum. Kim dönüyor? İş yapan kişi kim? Gürsel. Gürsel ne? Özne. Yükleme soruyorum. Nereden dönüyor? Okuldan dönüyor. Okuldan burada ne? Tümleç. Özne'nin nereden döndüğünü bize bildiriyor değil mi? Durum, yer bildiriyor. Her zaman yürüyerek giderim. İş olsun hareket bildiren ifade. Giderim. Ne? Yüklem. Kim gider? Soruyorum. Cümlede yok ama ben demin aldığı eke bakarak diyorum ki ha ben giderim. O zaman burada ne var? Gider. Gizli özne var. Değil mi? Sizinle konuşmuştuk gizli özne. Nasıl giderim? Soruyorum yüklemi.
bilerek. O zaman nasıl sorusunun cevabı ne? Bütünleşti. Ne zaman gidelim? Her zaman. Bu da ne? Tümleç. O zaman bu cümlede kaç tane tümleç var? Bu cümlede iki tane tümleç var. Bu cümle iki tümleçten oluşan bir cümle. Güvenlik görevlisi kapıda bekliyor. Şimdi burada iş, oluş, hareket, bildiren ifade. Yani benim yüklemim bekliyor. Yüklem. Kim bekliyor? İşi yapan kişi kim? Güvenlik görevlisi özne. Güvenlik görevlisi nerede bekliyor? Yer bildirir hala. Tümleç. Diğer örneğe geçiyorum. Bebek oyuncaklarıyla oynuyor. Burada iş, oluş, hareket bildiren ifade. Yani yüklem. Oynuyor. Yükleme soruyorum özneyi bulmak için. Kim oynuyor? İşi yapan kişi kim? Bebek. Bebek burada ne? Bebek burada özne. Şimdi soruyorum yükleme. Bebek neylerle oynuyor? Oyuncaklarıyla oynuyor. Bu nedir? Bu tümleçtir. Hakan ile annesi diş doktoruna gittiler. Burada iş, oluş, hareket bildiren ifade. Yani yükler. Ne? Gittiler. Gittiler nedir? Kim gitti? Hakan ile annesi. Hakan ile annesi nedir? Hakan ile annesi öznedir. Bu işi yapan kişiler kim? Hakan ile annesi. Nereye gittiler? Diş doktoru. Diş doktoru nedir burada? Yer bildiriyor. Tümleç. Diş doktoru tümleçtir. Çalışmanı bitirmemişsin. Burada iş, oluş, hareket bildiren ifade. Bitirmemişsin. Nedir bu? Yüklem. Soruyorum yükleme. Kim bitirmemiş? Cümlende yok. O zaman ne yapacağım? Yüklemimin alda eke bakacağım. Kim bitirmemiş? Bitirmemişsin diyorum. Sen bitirmemişsin. Burada bir ne var? Gizli özne. Burada bir gizli özne var. Neyi bitirmemişsin? Çalışmanı. O zaman bu çalışmalı nedir? Çalışmalı bu cümlede tümleçtir. Devam ediyoruz örneklerimize. Halam bana kazak örmüş. Burada yapılan işi bildiren, iş oluş hareket bildiren ifade ne? Örmüş. Örmüş bu cümlenin neyi? Örmüş bu cümlenin yüklemi. Kim kazak örmüş? İşi yapan kişi? Halam. Halam nedir? Özne. İşi yapan kişi. Halam ne örmüş? Kazak örmüş. Kazak nedir? Tümleç. Halam kime kazak örmüş? Bana. Bana da bu cümlede nedir? Tüm. Bana da bu cümlede, burayı silelim, güzel yazamadık. Bana da bu cümlede tümleçtir. O zaman bu cümle kaç tane tümleçten oluşuyor? İki tümleçten oluşan bir cümledir. Diğer örneğimize geçiyoruz. Uğur küp çizdi. Şimdi burada iş, oluş, hareket bildiren ifade, yani yükler çizdi. Çizdi nedir? Yükleme soruyorum. Her zaman yükleme soruyorum, soruyu biliyorsunuz. Kim çizdi? Uğur çizdi. Uğur nedir? Özne. Ne çizdi Uğur? Uğur küp çizdi. Küp nedir? Tümleç. Devam ediyorum. Zeki, cetvelini burada unutmuş. Burada iş, oluş, hareket bildiren ifade, yani yükler unutmuş. Yükleme soruyorum. Kim unutmuş? İşi yapan kişi kim? Zeki. Zeki nedir? Özne. Zeki neyi unutmuş? Cetvelini. Bu nedir? Tümleç. Tümleç. Nerede unutmuş cetvelini Zeki? Burada unutmuş. Bu da nedir? Tümleç. O zaman bu cümlede kaç tane tümleçten oluşan bir cümle? İki tane tümleçten oluşan bir cümle. Ablam, kardeşim ve ben halamı ziyaret ettik. Burada yükler, iş, oluş, hareket bildiren ifade
İşi yapan kişiler kim? Ablam, kardeşim ve ben. Üçümüz. Özne. Kimi ziyaret ettik? Halamı ziyaret ettik. Halamı burada nedir? Halamı burada tünleştir. Devam ediyoruz. Mustafa Kemal, yüzyılımızın en büyük lideridir. Burada iş hareket oluş bildiren ifade. Yani yüklen lideridir. Kim lideridir? Mustafa Kemal. İşi yapan kişi Mustafa Kemal özne. Ne zamanın lideridir? Yüzyılımızın tümleç. Nasıl lideridir? En büyük lideridir. En büyük nedir burada? Tümleç. Diğer örneğimiz. Özlem ayaklarını uzatmış, oturuyordu. İş oluş hareket bildiren ifade, oturuyordu, yüklendi. Soruyorum yüklene. Kim oturuyordu? Özlem. İşi yapan kişi kim? Özlem, özne. Nasıl oturuyordu? Ayaklarını uzatmış, durumu anlatıyor. Ayaklarını uzatmış, oturuyordu. O zaman ayaklarını uzatmış nedir bu cümlede? Tümleç. Devam ediyoruz. Öğretmenimiz verdiğimiz yanıtlara dikkatle dinledi. Şimdi burada iş oluş hareket bildiren ifade dinledi, yüklen. Soruyorum yüklene. Kim dinledi? Yani işi yapan kişi özne ne? Öğretmenimiz özne. Neyi dinledi? Öğretmenimiz verdiğimiz yanıtları. Verdiğimiz yanıtları cümlede nedir? Tümleç. Nasıl dinledi peki? Bitmedi soru. Nasıl dinledi? Dikkatle dinledi. Dikkatle bu cümlede nedir? Tümleç. Evet çocuklar, konu anlatımımız ve örneklerimiz bu şekildeydi. Siz kaynaklarınızdan gereken soruları çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.